Ay nasıl oldu bu böyle? Boydan boya. İçim gitti. Kaza işte ya, oluverdi. Bakılma boşuna, yok seninki. Betül bak, seninki deyip durma. Hasan hocam. Ne oldu eline böyle? Ev kazası Rıdvan Bey, önemli bir şey değil. Bu şekilde nasıl çalışacaksın? Oldu mu böyle? Yok, sorun değil. Ben doktorla da konuştum zaten, zorlamadan. Onu demiyorum canım. Berbat görünüyor. Yani müşteri rahatsız olur. Betül Hanım, Caner Hoca'ya söyleyin. O girsin bugün Hazal'ın dersine. Tabii Rıdvan Bey. Sen de yarın şuna daha şık bir şeyler tak, öyle gel. Hah. Avansını düşmüştük. Bugünkü derste düşeceğiz. Sonra muhasebeye gidip neden böyle oldu deme. Hayvan. İnsan bir geçmiş olsun da. Aman bırak. Her zamanki Rıdvan Bey işte. Hayata bak ya. Geçmiş olsun demiyor, bir de üstüne para kesiyor. Neden? Çünkü beyefendiye sargımızı beğendiremedik. Değil mi? Şık bir şey olsun. Sargı bu ya, sargı. Aman boş ver arkadaşım, takma ya. Bütün dünya buradan ibaret ya. Bizim de onlar gibi yapma bebek olmamızı istiyorlar. Şu havalara bak ya. Normal insana, yaraya bereye bile yer yok bunların hayatında. Yara izi ya, yara izine bile tahammülleri yok. Ya insanız kardeşim, insanız, yaralanabiliriz. Olabilir yani. Ya o tarafımız, bu tarafımız kanayabilir. Ne var ki bunda? Dikiş izi bu ya. Dikiş izi, canavar değil. Ya inatına gözlerinin içine sokacaksın. Böyle inat. Bence o kadar kötü görünmüyor. Ama yine de... Böyle daha iyi. Hı? Takma kafana bu kadar. Önemli olan iç güzelliği zaten. Yastığın altına soktuğun şey senin. Ne istiyorsun? Efelenme hemen öyle. Bir şey istediğin falan yok. Zaten canım burnumda. Komşuymuş. Her birine akrep soksun. Mendeburlar. Şuraya iki laf etmeye geldim. Azıcık keyfim yerine gelsin diye. Ne o? Hala küs müyüz? Doktorun dediğini duydun değil mi? Bak ne güzel, iz kalmayacakmış. Hadi ya. İz kalmayacakmış demek. İz benim şuramda anne. 10 yaşımdan beri şuramda. Ne oldu? Susuyorsun. Konuşamazsın değil mi? Şuramdaki izi konuşamazsın. Yüreğin yetmez. Kararmış yüreğinin gücü yetmez. Sen mi tartacaksın ananın yüreğini? Neyle? Hı? Şu 20 küsür yıllık yüreğinle mi?
Senin o kararmış dediğin ananın yüreği var ya... O yürek bugüne kadar iki kız evlat getirdi biliyor musun sen namerde muhtaç olmadan? Başta baba yok, koca yok. Bir elimden tutan yok. Arkamda duran bir Allah'ın kulu bile yok. Ben o gencecik yaşımla, üstelik dul halimle bugüne kadar besledim, büyüttüm sizleri. Kimselere boyun eğmeden iki evlat yetiştirdim, hem de kız evlat. Günde iki tane evin temizliğine gidiyordum ben. El alemin pisliğini temizleye temizleye bugünlere getirdim ben sizi. Neler çektim, neler gördüm de bana mısın demedim ben. Ama gene yaranamadım. Gene yaranamadım işte. Doğrudur. Kararmıştır belki yüreğim. Doğru. Dediğim doğrudur. Sen ne çektiysen kendi hırsından çekmişsindir.